Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle tekrar birlikteyiz. Bu bölümde de Simple Notification Servisleri inceleyeceğiz. Yani SNS. Amazon Simple Notification Servisi ile biz yapmış olduğumuz işlemlerde bir bildirim almak istiyorsak bunu SNS yöntemini kullanarak bir mesaj olarak, bir notification yani bildirim olarak karşı tarafa iletebiliyoruz. Bunun için de Amazon bize çok kolay bir servis kullanımını sağlıyor burada. Oldukça da ücretsiz diyebilirim size. Çok uygun maliyetlerdedir. Bunun için yapmamız gereken bizim Management Konsol'da veya AWS SDK'leri kullanarak bir topik yaratmak gerekiyor. Topik dediğimiz aslında bir konu başlığı diyebiliriz. Bu konu başlığına bir publisher olanlar olacak. Bir de bu konu başlığında yani topik içerisinde bu topik üye olan subscribe olan kişiler olacak veya uzantılar yani bir endpoint olması gerekiyor. Bunu SMS yoluyla, e-postayla ile dağıtılmasını sağlar bize Simple Notification Service. Size başka bir örnek üzerinde uygulama olarak gösterelim. Burada gördüğünüz gibi bir publisher var. Bu publisher aslında bizim kullanıcı dediğimiz user tarafını kastediyor. Ortada bir SNS topimiz var. Yani bu SNS topik bir konu, bir başlık diyebiliriz veya bir eylem. Buna en güzel örnek aslında bizim AWS'te bir fatura alarmı oluşturma diyebiliriz. Şöyle ki, SNS topik olarak biz 10 doları geçtiğinde bizim hesabımızdaki maliyet bize bir uyarı gelsin. Bu uyarıdan kastımız bir mail olabilir, SMS olabilir, HTTP veya HTTPS uzantılı bir endpoint olabilir veya SQS yani Simple Queue Service. Bu da bizim Amazon'daki Lambda denen serverless mimarlığa girmek için kullanacağımız bir başka servis SQS. Burada herhangi bir şekilde Amazon'un başka servislerini de tetikletebiliyoruz. Bu bizim aklımızda olsun arkadaşlar. Gerçekten önemli bir servis bizim için çok önem arz ediyor. Şimdi bunu aslında ilk önce size management konsol üzerinde göstermek istiyorum nasıl yapılacağını. O yüzden slaytımızı sonlandırıyorum ve management konsolumuzu açıyoruz. Management konsol üzerinde SNS yazdığınız zaman arkadaşlar bakınız burada Simple Notification Service yazıyor ve tıklayıp gittiğimizde bize bunun dashboard ekranı geliyor. Dashboard ekranında ben daha önce iki tane topik yaratmıştım kendi işlemlerim için. Yarattığımız topiklere şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bakınız Glazer Download alakalı iki tane SNS topiğimiz var. Biz hatırlarsanız Glazer dersinde dosyalarımızı Download ve Upload ederken orada bir ee, query de vermiştik. Query de parametre vermiştik. Burada onu kastediyor. Zaten sol tarafta ilk önce bizim dashboardumuz var. Topiklerimiz var ve subscribe olan alanlarımız geliyor arkadaşlar. Bir de mobil kısmında push notification ve text message var. Bunlar bir seferlik kullanılabilecek text mesajlar. Mesela bir tanesini yaparsak promotional kalsın. Burada telefon numarasını yazıp mesajlar kısmında göndereceğimiz metrin yazdıktan sonra sender ID var. Burada herhangi bir şekilde bilgilerimiz geldikten sonra publish mesaj dediğimizde arkadaşlar bizim mesajımız gönderiliyor. Evet. Mesela bakınız burada create topic. Create topic ekranında burada topic ismini girdiğimiz zaman diyelim ki my test SNS diyelim. Next step display name'imiz de yine aynı ismi kopyalıyorum. Encryption var. Encryption'da arkadaşlar biz herhangi bir şekilde enable encryption veya disable encryption durumları var. Bunları da herhangi bir değişiklik ben şu an için yapmayacağım. Access policy var. Burası önemli. Burada basic ve advanced durumları var. Advanced dersek JSON formatında bizden bir ayar istiyor. Ama basic dersek arkadaşlar bize daha yardımcı bir, bir ekran açıyor. İlk ekran define who can publish message to the topic. Burada yalnızca buraya ait olan yani buradaki kullanıcının ne olduğu Topikler, everyone adına anlaşılacak herkes veya yalnızca user User'ları, AWS'de ekanto olan kullanıcılar burada Account ID'lerini yazıp O şekilde arkadaşlar bu SNS'e Sahip olabiliyorsunuz Ve bir de burada Bu topi kimlerin üye olacağı yani kimler buradan mesaj alacak Yalnızca bu topiğin sahibi herkes AWS'te spesifik alanlar olabilir. Yani spesifik kullanıcılar. Örneğin 10 tane kullanıcı var ama siz 2 tanesine gönderilmesini istiyorsanız onların ekran tarihlerini yazmanız yeterli. Veya belirttiğiniz herhangi bir uzantı varsa misal nokta nokta com dediğimde sadece bu uzantıdaki yerlere SNS Topik gönderilecek. Ben şimdilik bunlara everyone diyorum. Çünkü bu bir test topiği. Burada HTTP e, polisi var. Bunu şimdilik geçiyoruz arkadaşlar. Gerisi çok önemli değil. Create Topic dediğimiz zaman bizim yeni topiğimiz gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde yaratılıyor. Evet. Management Console tarafında SNS Topic bu şekilde yaratılıyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bunu .NET ortamında SDK'leri kullanarak nasıl yaratabiliriz onu göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.